Tarihi şifrelere bakarsak bunlar genellikle kağıt kalem yöntemleridir. Çünkü makineler bilgisayarlar icadı olmadan önce tek şey var, o da kağıt kalem kullanarak. Dolayısıyla bu tarz şifreleri ya da yani kripto sistemleri pratikte kullanabilecek kadar kolay tasarlamanız gerekiyor. Çünkü kağıt kalem kullanarak kendiniz şifreleyip deşifre edecek kişi de yine kağıt kalem kullanarak, kendi beynini kullanarak bunları deşifre edecektir. Dolayısıyla çok karmaşık algoritmalar tasarlamak çok pratik değil. Bu yüzden genellikle harf değişim sistemleri kullanılmaktadır. Yani bazı harfleri, yani yazdığınız harfleri başka harflerle değiştireceksiniz. Karşı taraf da onları geri eski haline getirecek. Ve bilginin sızmaması için şifreli metindeki noktalama işaretleri ve boşluklar genellikle silinir. Çünkü bunları silmezseniz çok kısa kelimelerin hangi dilde ne anlama geldiğini tahmin etmek kolay. Buradan da deşifre için bayağı bir bilgi elde edebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnekle başlayayım. Klasik verilen örnek şudur: Sezar şifresi. Bunun eski Roma'da kullanıldığı biliniyor ve Julius Sezar tarafından da yani kullanıldığı varsayılmaktadır. O yüzden Sezar şifresi denmektedir. Teknik şu şekilde: her harf alfabedeki kendinden K önceki harf ile değiştirilir. Yani burada örnek olarak 2'yi seçersek ve İngilizce alfabeyi kullanırsak, mesela yollayacağınız düz metin cyber security kelimesi olsun. Burada her harfi alfabede kendinden önce gelen iki önce gelen harfle değiştiriyorsunuz. C'den iki önceki A, Y'den iki önceki W, B'den iki önceki Z. Burada tabii alfabeyi bir çember gibi düşünüyorsunuz. Yani B'den bir önceki A, ondan da önceye gidersiniz alfabenin sonuna, yani Z'ye gidiyorsunuz. Bu şekilde iki geriye çekerseniz şöyle bir şey elde ediyorsunuz. Dolayısıyla haberleşme sırasında bu şifreli metni karşı tarafa ulaştırırsanız, karşı taraf bunu aldığında işlemin tam tersini yapacak. Her harfi iki ileriye götürecek ve bu sayede yollayacağınız mesajı elde edebilecek. Tabii burada böyle bir şifreleme algoritmasını bilen birisi için şu şifreli metni elde ettiğinde bunu kırması çok kolay. Tamam, K harfinin iki seçildiğini bilmiyor olabilir ama zaten İngilizce alfabede 26 harf var. O yüzden hep bir ileri bir ileri götürüp anlamlı bir kelime elde edene kadar tek tek deneme yapabilir. Dolayısıyla 25 denemede bu sonuca ulaşabilir. Yani bu yüzden bu şifrenin zayıflığı anahtarı tahmin etmenin kolay olması. Biz buna anahtar uzayı diyoruz. Yani 25 çeşit anahtar seçilebildiği için anahtar uzayımız 25 elemandan oluşuyor. Dolayısıyla en kötü koşulda 25 denemede kırabiliyorsunuz demek. Günümüzde de bu durum geçerli. Günümüz algoritmalarında da bu anahtar uzayını büyük seçmemiz gerekiyor. Ama günümüzde artık bilgisayarlar olduğu için, ileride de örneklerini göreceğiz, genellikle bu uzay 2 üzeri 128 gibi çok çok büyük bir sayı seçiliyor. Bu belki dünyadaki atom sayısından daha fazla bile olabilir. Yani gerçekten çok büyük bir sayı. Dolayısıyla böyle bir kaba kuvvet saldırısı yapmak mümkün değil günümüzdeki şifrelere. Peki çok daha güçlü bir şifre tasarlayabilir miyiz? Aslında çok güzel bilinen bir şifre var. Buna basit tek harf değişimi dediğimiz monoalfabetik değişim şifresi diyoruz. Her harfi başka bir harf ile değiştiriyoruz. Yöntem şu: alfabeyi yazıyoruz. Burada yine İngilizce alfabesini düşünmüşüz. Altına aynı alfabeyi ama bu sefer rastgele bir sırayla yazıyoruz. Bu şu demek: siz bir metin yazdığınızda metindeki bütün A harflerini K ile, bütün B harflerini U ile, C'leri E ile değiştiriyorsunuz. Bu sayede karma karışık bir şey ortaya çıkıyor. Deşifre edecek kişide de şu bilgi varsa, ki bu küçücük bir bilgi, sadece 26 harfin hangi 26 harfe gittiğini gösteren bir şey. Dolayısıyla haberleşeceğiniz kişide de bu anahtar varsa, elde ettiği şifreli metinde gördüğü bütün K harfini A ile değiştirecek, bütün U'ları B ile değiştirecek. Biraz vakit alabilir ama sonuçta çok iyi bir yöntem. Çünkü şuraya yazabileceğiniz değişik anahtar sayısı 26 faktöriyel kadar, ki bu sayı çok büyük ve bu sayı yani günümüz bilgisayarlarıyla tek tek denemek için bile oldukça büyük bir sayı. Yani o yüzden bu sistemi aslında kaba kuvvetle kırmanız mümkün değil. Tarihte de çok uzun süre kullanılmış bir şifre algoritmasıdır. Ama eğer bu kadar kaba kuvvet saldırıları bu kadar zorsa, neden günümüzde bunu kullanmıyoruz? Çünkü daha farklı bir şekilde bu tarz bu şifreleme algoritmasını kırmak mümkün. O da şu: buna frekans analizi diyoruz. Çünkü dildeki tekrarlar,
metnine de aktarılmış oluyor bu yöntemde ve bu dildeki tekrardan faydalanarak ele geçirdiğiniz bir şifreli metni kırmanız ve düz metni elde etmeniz mümkün. Bu nasıl oluyor? Frekans analizini şöyle tanımlayabiliriz. Çok önceden keşfedilmiş bir yöntem bu aslında. 9. yüzyılda Alkindi tarafından önerildiği biliniyor. Çünkü bu alanda yazılmış bir kitap var. A Manuscript Deciphering Cryptographic Messages. Yani kriptografik mesajları deşifre etmek için bir kitap diyebiliriz buna. Ve bu kitabın bir kopyası aslında Topkapı Müzesi'nde var. Bildiğim kadarıyla gidip sayfalarının fotokopisini para verip alabiliyorsunuz. Bu yöntem ve aynı zamanda bu bildiğim kadarıyla bilinen ilk kriptanaliz kitabı tarihteki günümüze kadar gelenlerden tabii ki. Yöntem şu dildeki tekrarı kullanarak şifrelerin kırabileceğini söylüyor. Önerdiği şey şu Alkindi'nin herhangi bir dil için o dilde yazılmış çok uzun bir yazı bulun. Mesela bir kitap. Ve o kitapta her harfin kaç kez geçtiğini sayın. Örneğin İngilizce'de bunu yaparsanız, mesela 300 sayfa bir roman aldınız. Her harfi sayarsanız en çok E harfinin gözüktüğünü göreceksiniz. İkinci en çok gözüken harf ise T harfi olacaktır. Bunu Türkçe'de yaparsanız en çok gözüken harf A olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde yaparsanız aslında alfabedeki her harfin yüzde kaç olasılıkla gözüktüğünü göreceksiniz. Bu sayede en fazla gözüken, ikinci en fazla gözüken vesaire gibi bir tablo oluşturabileceksiniz. Bu bilgiyi nasıl kullanacaksınız? Şifreli metni elde ettiğinizde ki bu mesaj yeterince uzunsa bu sefer şifreli metindeki her harfin kaç kez gözüktüğünü sayacaksınız. Mesela şu örneğe gelirsek İngilizce'den çok E harfinin gözüktüğünü biliyoruz. O yüzden şifreli metinde en fazla Q harfinin gözükmesi gerekecek bu anahtarı kullanan birisi için. Dolayısıyla şifreyi ele geçiren birisi, şifreli metni ele geçiren birisi Q gördüğü her harfi E ile değiştirecek. Daha sonra ikinci en çok gözüken harfi T ile değiştirecek. Tabii bu birebir tutmak zorunda değil çünkü olasılıklar birbirine yakındır. Bazen deneme yanılmayla Q'yu E ile değiştirdiğinizde olmuyorsa, mesela Q'yu ikinci en çok gözüken harf olarak T ile değiştirmeniz vesaire gerekecek. Genelde 5-10 deneme düz metni elde etmek için yeterli olacaktır. Bu sayede şifreli metni elde edebilirsiniz anahtarı bilmeden ve çok kısa bir sürede. Bu çok güzel bir egzersiz. Günümüzde bu şifreleme algoritması kullanılmasa bile birçok kriptanaliz tekniği böyle istatistiksel tekniklerdir ve bu frekans analizi mantığını arka planda kullanmaktadır. O yüzden ben genellikle proje olarak önerdiğim bir konudur bu. Genelde de derslerimde de ilk ödev olarak bunu veririm. Mesela Türkçenin frekans analizini yapmak çok güzel bir egzersiz. Artık bilgisayarlar olduğu için bunu çok basit bir kod yazarak ya da bir yazılım kullanarak birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu. Çok uzun bir Türkçe doküman alın ve her harfin kaç kez gözüktüğünü sayın. Sonra o metindeki gözüken bütün harflerin sayısına bölerseniz yüzde kaç olasılıkla bu harflerin gözüktüğünün en fazladan en aşağıya doğru sıralayabilirsiniz. Dediğim gibi en fazla gözüken harf A olacaktır. İkinci yapabileceğiniz şey de şu. Size verilen şifreli bir metni bu elde ettiğiniz istatistiği kullanarak frekans analizi sayesinde düz metne dönüştürmek. Kriptanaliz mantığını ve işin aslında kriptoloji mantığını anlayabilmek için bu çok güzel bir başlangıç egzersizidir aslında. Dediğim gibi günümüz kriptanaliz yöntemlerini anlamak için de bu frekans analizini bilmek son derece faydalıdır.